Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik alanındasınız, hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızın geldik bugün 22. gününe. 31. videodayız arkadaşlar ve 31. videoyla ikinci bölümü de bitireceğiz. Kampımızda konumuz mutlak değerin SML bakış testi olacak. Kampımıza TYT Matematik Barış Yayınları video ders kitabından ilerliyoruz gençler. Bugün sizlerle birlikte 100. sayfamızı yapacağız. 100. sayfamızdaki soruları çözeceğiz. Ve mutlak değer SML bakıştan sonra da dediğim gibi ikinci bölümü bitirip 3. bölüme geçiş yapacağız. Sevgili arkadaşlar, 3. bölümümüzün konuları ise üstü sayılar, köklü sayılar ve çarpanları ayırma olacak. Sonrasında ise o TYT matematiğin en can alıcı noktasına geçeceğiz. Oran orantı ve problemlere geçiş yapacağız. Tabii o bölüm 3'ten sonra. Evet, eğer hazırsak geçelim derse. Evet gençler, ilk sorumuzla isterseniz şöyle başlayalım. Kendine tablet almak isteyen Kemal mağazaya gidip aşağıdaki bilgileri edinmiş. Şimdi diyor ki A marka tabletlerin en ucuzu 20 bin ve en pahalısı 27 bin liraymış. S marka tabletlerin en ucuzu 8 bin, en pahalısı da 15 bin liraymış. Bu mağazadan bir tablet alan Kemal, X lira ödediğine göre Kemal'in tablete ödediği ücretin bulunduğu aralığı aşağıdakilerden hangisi ifade eder diye sorulmuş. Şimdi biliyorsunuz ÖSYM bakışta da buna benzer sorular çözdük. Kazanım bakışta da çözdük. Lakin şimdi şöyle bir olay var. Bunda bir tık daha ileri versiyonu olacak. Ama zor değil, merak etme. Şimdi S marka tabletler en ucuzu 8 bin lirayken en pahalısı 15 bin liraydı değil mi? Bak bu şekilde yazdım bunu. A marka tabletlerinde en ucuzu 20.000 TL iken en pahalısı 27.000 TL'ymiş. Şimdi bizim ödediğimiz ücret nerede olabilir? Bak şu aralıkta veyahut bu aralıkta olabilir. Değil mi? Şimdi ben bu iki aralığı da birden ifade edecek bir eşitsizlik arıyorum. Şimdi burada şu gördüğünüz uzunluk 7.000 birimdir. Burası da 7.000 birim. Şanslıyız. Şimdi o halde ben X'imi eğer ki 15 bin ile 20 bin lira arasında bir yerde seçecek olursam, mesela şuradan bir yerden bir X seçtim. Şimdi bu X'in ödenilen en ucuz veya en pahalı fiyata olan uzaklığını düşüneceğiz aslına bakarsanız. Ki bunu istersen ucuz tabletin en yüksek fiyatıyla pahalı tabletin en uygun fiyatının da göre de düşünebiliriz. Yani 15 bin ile 20 bin. Şimdi 15 bin ile 20 bin arasını ben nasıl ifade edebilirim? Eğer x'ler 15 bin ile 20 bin arasındaysa, 15 bin ile 20 binin tam ortasındaki sayıya bakacak olursanız ki 17.500'dür. O halde ben x'in 17.500'e olan uzaklığı diyeceğim. Uzaklığını bu şekilde ifade ediyoruz. Kesinlikle bu 17.500'ün 1500'e veyahut 20.000'e olan, 15 bine veya 20 bine olan uzaklığından daha küçük veya eşit olması gerektiğini biliyorum. Yani daha büyük veya eşit, özür dilerim. Çünkü yani şöyle düşün. X burada 2500'den daha uzağa gidersem fiyat aralığına denk gelirim. Veya daha uzağa denk gelirsem yine fiyat aralığına denk gelirim. O halde kesinlikle 2500'den daha yüksek bir fiyat ödediğimizi biliyoruz. Ama aynı zamanda 8000'e veya 27000'e olan uzaklığı nedir buradaki 17500'ün? Kaçtır? 9500'dür. Yani 9500'den de daha ufak olması gerektiğini biliyoruz. Yani bizim cevabımız burada C'ymiş. Şimdi dikkat et, derleyip toparlayıp söylüyorum. Hocam ben x sayımı şuralardan bir yerden seçtim. Mesela şuradan bir yerden seçtim, tamam mı? Ve diyorum ki x'in 17500'e, 17500 nerede abi? Bunların tam ortasındaki sayı değil mi? Bak bunların tam olarak ortasında 17500'ümüz var bizim. 17500'ün bu x'e olan uzaklığı ya da x'in 17500'e olan uzaklığı minimum 2500'dür diyor. Şimdi ben 2500 birim sola ve 2500 birim sağa gidecek olursam, minimum 2500 demiştim ya, ilk defa bak 15.000'e ve 20.000'e rastlıyorum. Diyor ki en çok 9500'dür. 17500'den 9500'ü çıkarırsam 8000'i ve 17500'e 9500 eklersem 27.000'i buluyorum. Yani maksimum da burasıdır diyor. En az buradan başlayıp en fazla buraya kadar gidiyorsam bu aralığı ifade ederim. En az buradan başlayıp en fazla da buraya kadar gidebiliyorsam bu aralıktaki fiyatları ifade etmiş olurum. Ki böylelikle cevabımız C şıkkı olmuş olur. Evet, devam ediyorum SML bakış 2 ile.
A ve B gerçel sayılar olmak üzere. Burada bazı sayıların sayı doğrusu üzerindeki yerleri bize verilmiş. 3 tane ifade var. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi abi burada şöyle bir şey düşünmemiz gerekiyor. A ile B'nin arasındaki fark demiş ya. Şimdi ben direkt olarak şunu söyleyebilirim. Bak bu soruya baktığım zaman A ile B birbirinin kesinlikle zıt işaretlisidir. Peki sebep? Çünkü A ile B ikisi de pozitif olmuş olsaydı mesela A burada B burada olmuş olsaydı. Şimdi A ile B'nin farkının mutlak değerinin uzunluğu bak bu kadar. Yani A eksi B'nin yani A'nın B'ye olan uzaklığı bu kadar birim. Bu kadar. Ama A ve B böyleyken A'nın B'ye olan uzaklığı şurası olamaz değil mi? Yani A burada B buradaysa uzaklık bu. Ama A eksi B tabii ki de burada olamaz. Veya B eksi A tabii ki de burada olamaz. İşte bundan kaynaklı gençler bunlardan biri negatiftir, biri pozitiftir dememiz lazım. O halde şöyle yaptım ve bir tane daha yaptım. Çünkü hangisi negatif hangisi pozitif onu bilmiyoruz. Varsayalım ki 0 burada, A burada. Tabii doğal olarak B'yi pozitif seçeceksem A'nın 0 olan uzaklığı burası iken B'nin 0 olan uzaklığı daha fazlaysa B'yi buralarda bir yerde seçmem lazım. Ve B A'dan daha büyük olduğu için burası da B eksi A olacaktır. Tabii A eksi B dışarı nasıl çıkar? B eksi A diye çıkar B A'dan büyükken. Şimdi 0 buradaysa, B buradaysa, eğer A buradaysa tabii ki yine B eksi A eksi B bu sefer burada olacak. Tamam mı? Tamam güzel. İki tane durum vardı. İkisini de oluşturduk. A bölü B sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi birinin negatif birinin pozitif olduğunu bildiğimiz için artık A bölü B'nin kesinlikle negatif olması gerektiğinden bahsedebiliriz. B eksi A eksi B'ye eşittir. Yani bunun mutlak değeri A eksi B'ye eşittir demiş ama ben B eksi A olabileceğini de görüyorum. Bundan kaynaklı daima doğrudur diyemem. Peki A ile B'nin toplamı sıfırdan küçük müdür? Eğer ki ilk durumdaki gibi ise yani birinci durumdaki gibi ise B mutlak değerci A'dan daha büyük olduğu için B ile A'yı toplarsam pozitif bir değer gelecektir. Yani negatif olmayacaktır. O halde bu da gitti. Cevabımız yalnız birmiş yani A'ymış gençler. Devam ediyorum 3. SML bakışla. Diyor ki böyle bir denklem var. Bunun çözüm kümesi bir elemanlı. Bir elemanlı olacak. Pekala. Buna göre 3 tane yine ifade var. Hangileri doğrudur diye sorulmuş bana. Şimdi madem bir elemanlı ben diyorum ki buradaki şu mutlak değeri en dıştaki mutlak değeri kaldıracak olursam mutlak değer 3x eksi 2 eksi a eşittir b'dir veya mutlak değer 3x eksi 2 eksi a eşittir eksi b'dir gibi bir cümle kurulabilir. Tamam, böyle bir cümle kurulabilir. Peki ben mutlak değer 3x eksi 2 eşittir a artı b ve buradan da mutlak değer 3x eksi 2 eşittir a eksi b biçiminde bir ifade yazabilirim. Şimdi eğer durum buysa yani burası da pozitif burası da pozitif olmuş olursa eğer bu durumda ne olur biliyor musun? Şöyle bir şey olur hocam. Şimdi ben gidip ikisini de pozitif seçersem buradan iki kök buradan iki kök gelir toplam 4 tane kökümüz olur ama çözüm kümemiz bir elemanlı. Şimdi çözüm kümesi bir elemanlıysa demek ki burada artık şundan bahsedilebilir. Bunlardan birisi mutlaka negatif olacakmış. Bunlardan birisi mutlaka negatif olacak. Şimdi düşünelim mesela A artı B ve A eksi B var. A eksi B'nin negatif olması daha muhtemel. Şimdi A eksi B negatif olursa hadi diyelim ki burası sıfırdan küçük. Şimdi A artı B pozitifse yine iki kök gelecek. Demek ki bunlardan birisi sıfırmış. O halde gençler. Şöyle bir şey yapılabilir mi? Ben hangisinin sıfır olduğunu da bilmiyorum ya bu arada. A artı B varsayalım ki sıfır olsun. A eksi B de sıfırdan küçük olsun. Veya A artı B negatifken A eksi B sıfır olsun. A eksi B sıfırsa A B'ye eşittir. A B'ye eşitken toplamları negatif olabilir. A artı B sıfırken A eksi B'ye eşittir. Bak A eksi B'ye eşittir. Ve böylelikle yerine yazılırsa eksi 2B gelir. B'nin pozitif olduğu durumda bu da negatif gelecektir. Şimdi şunu alalım. Tamam, şunu alalım. Peki B pozitifken A da bunun eksilisi olacak o zaman değil mi? Çünkü A eşittir eksi B demiştik. O halde B birken A eksi 1 olur mu? Evet, toplamları abi bir kere sıfırdır. Bak toplamları sıfır. Ben eksi 1'den 1'i çıkarırsam negatif olur. Tam istediğim şey bu olur. B 1 ise x 2 bölü 3'tür. Yani şimdi dur. B 1'ken A eksi 1'di ya. B 1'ken A eksi 1. Şuradan çözüm gelmeyeceğini gayet iyi biliyorum artık. B 1'ken.
Şimdi b1 iken a eksi 1 ise 3x eksi 2'nin mutlak değeri eşittir 0 olacak. O zaman x buradan 2 bölü 3 gelecek. Evet, o zaman bu da doğru. B 0 ise a 0'dan büyüktür demiş. Şimdi b'nin 0 olduğu durumda, yani şurası 0 olursa a kaç olur? A'nın da 0 olması gerekiyor. Bundan kaynaklı bu gider hocam. Bunu sağ tarafa göre düşüneceksek de aynı şey gelir. Bu 0'sa, b 0'sa a yine 0 olmak zorundadır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız da 1 ve 2, yani b şıkkı olacaktır. Evet, SM ile bakış 4'teyiz ve son sorumuz artık. Bir mağazada satılan bir fırın, bir elektrik süpürgesi ve bir televizyonun maliyet fiyatları sırasıyla 8, 14 ve T 1000 liradır. Şimdi T 1000 lira değil, T liradır aslında orası. Şimdi yani soru doğru, ben yanlış okudum. Fırın, süpürge ve bir de TV var. Süpürge ve bir de TV'miz var. Fırının maliyeti 8000. Hatta 8000'i direkt 8000 diye yazalım şöyle. Süpürgenin maliyeti 14000. Ve televizyonun maliyetini bilmiyorum, T. Pekala. Şimdi diyor ki bu ürünler üçlü beyaz eşya takımı olarak birlikte satılıyorlar. Bu takım bir televizyonun maliyet fiyatının iki katının 8000 lira fazlasına satıldığında. Şimdi ne kadara satıldığında? Televizyonun iki katının 8000 lira fazlasına satıldığında, tamam mı? Kar ediliyormuş. Şimdi o zaman satış fiyatı 2T artı 8000 iken maliyet fiyatımız neydi? 22000 artı T idi. Satış fiyatı daha fazla olmalı ki kar edilsin bundan. O halde T diyorum. Şöyle yazdım. 8000'i bu tarafa attım. 14000'den büyük. Yani televizyonun maliyeti 14000 liradan büyükmüş abi. Tamam. Ve diyor ki bir televizyonun maliyet fiyatının 3 katından 8000 lira eksiğine, 3T eksi 8000'e satılınca da zarar ediliyormuş. O zaman tam tersi olacak. 22000 artı T bundan daha büyük olacak. Yani 2T kesinlikle 30 kaç oluyor? 30000'den. 30000'den daha küçük oluyor. Yani T kesinlikle 15000'den daha küçükmüş. Şimdi 14000'den büyük bir T'yi arıyoruz. 14000'den büyük ve 15000'den de küçük bir T'yi arıyoruz. Şimdi bu T'nin değer aralığını veren mutlak değerle eşitsizliği soruyor bize. Ben bunun nasıl yapıldığını çok rahat biçimde biliyorum. Öğrettim size. 5-6 tane de örnek çözdük. 14000 ile 15000'in tam ortasındaki sayı 14500'dür. Bundan kaynaklı T'nin 14500'e olan uzaklığı Ne diyorum? En fazla 500'dür diyorum. Neden? Çünkü 14500'ün 14000'e veya 15000'e olan uzaklığı 500'dür de ondan kaynaklı. T-14500'ün mutlak değeri 500'den daha küçük, bize cevabı verecekti. Bu da E şıkkında verilmiştir gençler. Evet, böylelikle 100. sayfamızda beraber bölümümüzü de bitirdik. Mutlak değer konusunu bitirdik. Yeni bölümde üslü sayılar, köklü sayılar ve çarpanlar ayırma konusuna geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi yeni bölümü de bitirdik. Artık bölüm bittiği için bir sonraki günde biliyorsunuz Barış hocanızın çekmesi gereken, Barış hocanızın sizlere yayınlaması gereken bir videomuz vardı, bölüm sonu canavarı diye. Barış hocanızın eli iyileşmek üzere, Allah izin verirse çok yakın bir sürede iyileşecek ve sizlere bu videoları da paylaşacak. Tabi sağ eli olduğu için yazamıyor adam. Yapacak bir şey yok yani. Sol eliyle yazmayı çok denedi ama sol elle olmuyor gençler. Alışkanlık meselesi, artık refleks de olabilir. Bilmiyorum, tam biyolojik olarak karşılığını bilmiyorum ama şu an çekemiyor videoları ama en yakın sürede iyileşir iyileşmez sizlere bu videoları paylaşacak arkadaşlar. O yüzden yarınımız boş. Bu boş günü de iyi değerlendirelim. Ödevlerimizi yapalım. Barış Yayınları TYT Matematik Soru Kitabı'ndan kazanım bakış sorularını, eğer geçmişe dair, geçmişe yönelik eksik ödevleriniz varsa bu ödevleri de tamamlamanızı rica ediyorum. Ekstradan illa hocam ben bu soru bankasını almadım ya, bende farklı bir soru bankası vardı, Bundan ilerlesem olur mu? Tabii ki de olur. Bu o soru bankasından ilgili bölüme dair yine kazanım sorularını çözün. O kısımdaki, yani diğer soru bankalarındaki yeni nesil sorular varsa onları da tabii ki çözün arkadaşlar. Barış Yayınları'ndan ben ödev verdiğim için sadece kazanım bakışları ödev veriyorum. ÖSYM bakışları ve Barışça bakışları ve son bakışları sona bıraktık. Yani kamp bittikten sonra bunları kendimizi değerlendirmek adına, kendimizi geliştirmek adına çözeceğiz. Biliyorsunuz TYT Matematik dediğimiz konu asla ama asla bitmiyor. Bitmediği için de sen bazen o yüksek net sıçrayışlarını
Çoğu zaman erkenden yapamıyorsun. Erkenden yapan arkadaşlar da var ama erkenden olmayan arkadaşlar daha çoğunlukta. Örnek veriyorum, belli bir yere kadar getiriyorsun. 15 netlerle başlıyorsun, 22 netlere ulaşıyorsun ama 2-3 ay böyle 22 netlerde dolanıyorsun. Canın sıkılır, moralin bozulur, olmuyor hissiyatına kapılırsın. Ama merak etme, bir yerde patlayacaksındır. O 22'ler birden 26'ları görecek. O 26'lar birden 32'leri görecek. O yüzden TYT matematik biraz nankördür. Çalışmadın mesela, örnek veriyorum, TYT matematiği bitirdin dedin, 32 netleri gördün ve çalışmayı bıraktın. Bir sonraki, bir ay sonra gireceğin TYT denemesinde 20 netleri de görebilirsin. O yüzden nankör olduğu için bizim bunu asla boş bırakmamamız lazım. Arada sırada yoklamamız gerekiyor tüm konular bittikten sonra. Hatta arada sırada dediğim o mevzu, yani zaman kıstası, gençler her gün olmalı. Özellikle problemi her gün çözmelisiniz. Çünkü TYT matematiğin, yani o 30 sorunun neredeyse yarısı problem. Problemi her gün çözmelisiniz. Problem çözmeniz bir alışkanlık haline gelmeli. Bunlardan da yine bir motivasyon videosunda buluştuğumuz zaman yine bunlardan da bahsedeceğim. Bir yol haritası çıkaracağız arkadaşlar sizlere. Dediğim gibi sakın ha sakın ödevlerinizi aksatmayın. Bu iş böyle, ne denir ona? Hemen bulayım, düşüneyim. Bu iş program işi. Bu iş plan işi. Bu iş istikrar meselesi. Eğer senin istikrarın yerindeyse, sağlamsan, sağlam iki ayağının üstünde basarak ilerliyorsan, düşük netler yapınca ah vah demiyorsan, yüksek netler yapınca o ben oldum demiyorsan, işte bu iş senin işin, tamam? Eğer bunlar da varsa bunları terk et. Tamam? Bunları terk et. Çünkü abi biz de girdik sınava. 180 soru, 180 dakika ÖSS'ye girdim ben. Biz de girdik sınavlara. O 180 soruda bazen 120 net de çıkıyordu. Bazen 130 da çıkıyordu. Bazen 150'leri de görüyordu. En yüksek netlerimi sınavlarda yapmıştım. Sınavda yapmıştım. Ama hani asla şunları söylemedik. Tamam, moralimiz bozuldu eyvallah ama hemen toparladık. Ama asla şunları da söylemedik. Düşük net yapınca aa tüh, bir daha hazırlanmayacağım. Arkadaşlarım şunu yaptı da ben bunu yapamadım da, böyle şeyler söylemedim. Veya yüksek netler yapınca böyle koltuklarımı kabartıp gezmedim. Dedim ki olabilir. Düşük de yapılabilir, yüksek de yapılabilir. Bu bir denemeydi. Denedim ve yüksek çıktı. Eyvallah. Bir sonraki denemede bunun da daha iyisini yapmaya çalışacağım dedim. Ama düşük yapınca da ağlamadım. Tamam. O yüzden gençler, dediklerimi unutmayın. Sonraki videomuzda da artık görüşelim, sözleşelim. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.